Merhabalar. Yevmiye defter dökümlerini nasıl alabiliriz? Ticari işlemlerin belgelere dayanarak tarih sırası ile maddeler halinde kaydedildiği defterlere yevmiye defter adı verilmektedir. Yevmiye defterlerinin sistem üzerinden dökümünü alabilmek için öncelikli yapmamız gereken yevmiye numaralandırmadır. Bunun için klavyemizden F10 veya diyalogosu üzerine tıklayarak arama alanına yazacağımız yevmiye ile fiş ve yevmiye numaralandırma ekranımızı çalıştırırız. Burada yapacağımız işlem türüne göre çeşitli numaralandırmalar yer almaktadır. Örneğin yeni bir sekme açarak yan sayfamıza da muhasebe fişleri listemizi getirerek buradaki fişlerimizin fiş numaralarını, yevmiye numaralarını, kolonlardan aktif edeceğimiz belge numaralarını görmekteyiz. Burada yapacağımız güncelleştirmeleri, buralarda sağlayacağımız numara güncelleştirmeleri fiş ve yevmiye numaralama ekranından sağlarız. Yapacağımız öncelikli olarak eğer yapmış olduğumuz muhasebe fişlerinde belirli bir düzende numara sırası yok ise önceliğimiz fiş numaralandırma olmalıdır. Fiş numaralandırmada baz alacağımız başlangıç ve bitiş tarihimizi belirterek fiş durumu A, B veya A artı B şeklinde yer alan kapanış ve açılış türündeki fişlerimiz, B türünde ise diğer mahsup fişe gibi türlerimiz yer almaktadır. Her iki fiş türünü de numaralandırmak istediğimizi, fiş formatlarımızı dikkate alırken gün, ay, yıl, gün, ay, dört haneli yıl şeklindeki formatlarından birini seçip, sıralama şeklimizi tarih ve saat, tarih, mahsup, tahsil, tedye şeklinde veya tarih, tedye, tahsil ve mahsup sıralaması şeklinde veya tarih, fiş, no şeklinde fiş numaralarımızı sıralayabiliriz. Genellikle tarih ve saat olarak bir sıralama kullanılmakla birlikte F2 güncelle dediğimizde ve tamam dediğimizde muhasebe fişlerinde bulunan 15 adet fişimizin sıralı bir şekilde fiş numarasına göre sıralandığını görüyoruz. Burada fiş numarası dikkate alınırken ilgili format olan ay, gün ve 3 haneli sıralı şekilde giden bir numara halinde karşımıza gelmektedir. Tekrar yevmiye fiş numaralamaya geldiğimizde bu şekilde devam eden belge numaralarımızı da güncellediğimizde daha önce kolonlarda boş olan sıralama gene belge numaralarında da güncellenmiş olacak. Ve fiş ve yevmiye numaralandırmada yevmiye no numaralandır şeklindeki yevmiyelerimizi de güncelle dediğimizde yevmiye numaralarımızı da muhasebe fişleri listesinde görmüş olduğumuz sıralamada güncelleyecektir. İlgili düzenlemeleri öncelikle fiş ve belge numaralarında sağlayabileceğimiz gibi sadece yevmiye numaralandırma işlemini de sağlayabilmekteyiz. Tekrar yevmiye numaralamaya geldiğimizde ise yevmiye numaralandırma yapıldığı tarihten itibaren eğer muhasebe fişleri içerisinde farklı bir muhasebe fişi girildiği takdirde tekrar yeni bir muhasebe fişi 0 numaralı fiş numarasıyla başlayacaktır. Bu gibi arada girilmiş olan muhasebe fişleri sonrasında yeniden yevmiye numaralandırılma yapılması gerekir. Veya eğer ara tarihler arasında bir yevmiye numaralandırma, örneğin 11. ay içerisindeki yevmiye numaralandırılmış ayın içerisine bir muhasebe fişi atılması istenmiyor ise onaylama yapılması gerekir. Onaylama ile ilgili videomuzda detaylı bilgiler yer alacaktır. Burada yapılan işlemlerimizdeki son onaylarımız, burada seçeceğimiz şube verilerine göre ilgili tarihleri onayladığımız takdirde o tarihler arasında herhangi bir muhasebeleştirme işlemini sağlamayacaktır. Bu ekrandan vazgeç diyerek geri geldiğimizde yevmiye numaralandırmamız bittikten sonra bir sonraki yapacağımız işlem yeni bir sekme açarak klavyemizden tekrar F10 veya diyalogosu üzerine tıkladığımızda arama alanına yazacağımız yevmiye ile yevmiye defter dökümümüzü almak olacaktır. İlgili raporumuzu çalıştırdığımızda kesinleştirme işlemini yapmadığımızdan dolayı bir uyarı verecektir. Bu işlemleri genellikle onaylama işlemi sonrasında yapılması önerilir. Fiş durumu A artı B grubundaki
Tüm hesaplarımı F2 ekran diyerek görüntülediğimde toplamda 5 sayfalık bir yemiye defter dökümümün olduğunu görüyorum. Burası yapılan işlemler sonrası birçok sayfa olabilmektedir. Bu şekilde sayfamın sayısını öğrendikten sonra yapacağım işlem tekrar bir yeni sekme açıyorum. Arama alanına defter diyerek defter numaralama ekranımı çalıştırıp burada yapacağım başlangıç sayfa numaram, bitiş sayfa numaramda ise kaç adet sayfa basacaksam ilgili sayfa sayım. Yapacağım defter numaralamada belirteceğim sabit bir metinim var ise sabit bir metinim. D sabit metininden sonra kaç haneli bir sayı yazılması isteniliyor ise örneğin 2 digit şeklinde bir hane sayısı belirtmek istiyorsam bunu belirterek F2 ekran dediğimde karşıma sıralı bir şekilde numaralarım gelecektir. İlgili numaralarımın dökümünü alıp onay işlemini yaptıktan sonra onaylanmış olan sayfalarımı yemiye defteri sayfasında bulunan raporumu ilgili numaralandırılmış sayfaya dökümümü sağlayarak yemiye defter dökümü işlemini alabilmekteyim. Yemiye defterleri e-defter kullanmayan firmaların kullanmış olduğu bir defter dökümüdür. Bu şekilde tüm hesaplarımızın yemiye defterini alabileceğimiz gibi aynı zamanda defteri kebir ile de yapacağımız başlangıç ve bitiş hesap kodları veya grup seçeneği ile F2 ekran dediğimizde gruplu bir şekilde yapmış olduğumuz hesaplarda oluşan rakamları sistemli bir şekilde bir araya getiren defter raporumuzu da bu şekilde alabilmekteyiz.